Merhaba arkadaşlar, Falcon Berkalan'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bugün kahve falı açılımıyla karşınızdayız. Zamansız zamana niyet ettiğiniz, niyetini aldığınız güzel bir açılım olacak inşallah arkadaşlar. Evet, dileğinizi tutuyorsunuz. Ben de sizinle birlikte size yoğunlaşarak, sizin güzel enerjilerinize yoğunlaşarak dileklerinizi fincana gönderiyorum. Evet, dileklerinizi tutuyorsunuz. Birazdan tabağı kaldıracağım. Aynı şekilde dileklerinizi tuttuysanız şu anda beğenip abone olmanızda fayda var arkadaşlar, eğer dileklerinizin gerçekleşmesini isterseniz. Evet, kaldırıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Benimle birlikte sizler de bakın. Şu şekilde göstereyim. Görüyorsunuz. Şekilde. Evet, hazır mısınız? Başlayalım mı? Hadi bakalım. İlk başta şuraya bir odaklanayım. Bakın arkadaşlar. Bir tane açıkçası çok istediğiniz bir dileğiniz varmış, tamam mı? Çok da böyle gönülden istediğiniz bir şeymiş bu. Fakat bir türlü böyle bunun sonu gelmemiş. Yani evet, ilerliyor musunuz? Tamam, oldu demişsiniz ama sonrasında resmen böyle bağlantısı kopmuş bir şey. Resmen böyle ulaşamadığınız bir şey ama sonrasında tekrar başlamış. Böyle bir dileğinizle alakalı, bir isteğinizle alakalı ama bu istek haneyle alakalı bir istek arkadaşlar. Haneye bağlantılı bir istek. Bilginiz olsun. Hanede bir mahkemeniz olabilir, başka bir şeyiniz olabilir. Satılmayan ya da böyle satmak istediğiniz bir şey olabilir. Almak istediğiniz güzel bir şey olabilir. Ev olabilir, araba olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Burada güzel bir dileğiniz var. Zamanında olmamış. Şu an tekrar başlamış böyle. Yani olacak diyorsunuz bu sefer. Olması gerek diyorsunuz. Resmen bunun için adak bile adamışsınız arkadaşlar. Bu dileğinizle alakalı. Çok güzel de bir adağınız var burada. Evet. T harfi, U harfi gözüküyor burada. İki tane kişi. Bu kişilerle alakalı bir tartışmanız olacak. Bir karmaşa yaşanıyor. Bakın arkadaşlar, kalabalık bir ortamda T harfi ve U harfi kişi resmen böyle sizin hakkınızda bir konuşma yapıyorlar ve ortalık biraz karışıyor. Sizin duymak istediğiniz ya da sizin duymak istemediğiniz bir şeyi size söylüyorlar. Siz sinirleniyorsunuz. Sinirleneceğiniz bir dönem olacak açıkçası. Çünkü 2-3 haftadır böyle bir sinir var üzerinizde ve bu siniri atamamışsınız. Ani sinirlenmeler yaşıyorsunuz ve ani ruh hali değişiklikleri yaşıyorsunuz şu aralar. Aynı zamanda bunu hanenize de ister istemez yansıtıyorsunuz. Fakat hanede bakın şu çok gözüme çarptı. Bir inek kafası gördünüz mü arkadaşlar? Böyle boynuzları çıkmış inek kafası. Bu da demek oluyor ki haneye zamanında haneye giriş yapan bir kişi. Bu kişinin isminde de E harfi var. Bakın hemen şurada gözükmüş E harfi. Bu kişi haneye zamanında girmiş. Haneye bir işlem yapmış. Bir yağ. Haneye bir yağ dökmüş. Hanenin içerisine ya da bir yerine sürmüş. Bu E harfindeki kişi isminin içinde de olabilir. Haneye zamanında çok zarara uğratmış. Hanedeki kişilerin huzurunu kaçırmış gözüküyor. Arkadaşlar şu anda hala hane bunun etkisinde duruyor. Hem bunu yapmış hem de ortalığı karıştırmış gözüküyor. A harfinde, akraba çevresinde A harfinde, S harfinde. Aynı zamanda bakalım başka bir isim vermiş mi? Başka bir isim vermemiş. A harfi ve S harfindeki kişi de size düşman etmiş gözüküyor. Yani haşır neşir olduğunuz iki kişi size düşman olmuş olabilir ya da sizden uzaklaşmış olabilir. Sizin nedenini anlamadığınız bir şeyler dönüyor çevrenizde. İnsanların böyle hakkınızda konuşmalarını duyuyorsunuz ister istemez ve moraliniz çok bozulmuş arkadaşlar. Çünkü 3 haftadır böyle bir sinir içerisindesiniz. Yani gördüğünüz bir kişiye patlayacaksınız resmen. Yani sinir küpü olmuşsunuz. Sabredemiyorsunuz bazı konularda ve kendinizi artık böyle kısıtlamaya başlamışsınız.
ve bir kişi böyle sanki size kötü bir laf etse artık patlayacak gibisiniz. Yani sınırın sonundasınız resmen. Fakat siz bir yolculuk yapacaksınız. Bir yere gideceksiniz arkadaşlar. F harfindeki bir şehir olabilir. Aynı zamanda burada İ harfi de gelmiş. F ya da İ harfinde de olabilir. Ya da şöyle olabilir. F harfinde bir kişiyle gideceğiniz, İ harfinde bir şehire olabilir arkadaşlar. İki tane farklı güzel yolculuklarınız var. Bir tanesi böyle zaman geçirebileceğiniz ya da gezebileceğiniz bir yer. Diğeri de iş için gidebileceğiniz bir yolculuk görünüyor burada. Fakat aynı zamanda burada F harfinde bir erkek, bu gideceğiniz, yolculuk yapacağınız kişi bir erkek görünüyor arkadaşlar. F harfi. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hemen bu yolun üstünde bakın şöyle bir insan figürü var. Sanki bir kişi için gideceksiniz. Sanki bir kişi sizden orada bir yardım isteyecek ya da sizden bir destek isteyecek. Siz onun istediğini karşılayacaksınız resmen. Onun da size bir yardımı dokunacak arkadaşlar. Çünkü siz ona el uzatıyorsunuz, o da size el uzatıyor. Yani böyle karşılıklı sanki bir yardım yapılacak gibi gördüm burada. Siz şu anda biraz kaygı içerisindesiniz. Yani geleceğinizle ilgili biraz kaygınız başlamış gözüküyor burada. Geleceğe karşı biraz kaygılı baktığınızı, kaygılı yaklaştığınızı görüyorum. Aslında burada bir ruhsal çöküntü, zaman zaman yaşadığınız bir ruhsal çöküntü de olabilir bu arkadaşlar. Bu tamamıyla hanedeki nazardan ya da hanedeki bireylerin huzursuz olmasından kaynaklı psikolojik anlamda etkilendiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bir kişiye kafanızı çok takmışsınız. Yani sizi çok hayal kırıklığına uğratmış ve zamanında size istediği şeyi ya da verdiği sözü tutamamış bir kişi bu. Bu kişinin isminde H, soy isminde de R harfi olabilir arkadaşlar. Siz duygusal bir yakınlık besliyorsunuz bu kişiye. Fakat bu kişinin size karşı duygusal yakınlığını kaybettiğini düşünüyorsunuz. Ve sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. Son zamanlarda da böyle sessiz ve sesini hiç çıkarmıyor. Ortalıkta da gözükmüyor. Ne yaptığını bilemiyorsunuz. Çünkü onu çok takip ediyorsunuz. Size hatası ciddi anlamda çok fazla olmuş. Bu kişiye baktığım zaman arkadaşlar şu anda kendisini bir boşlukta hissediyor. Bir boşluk içerisinde hissediyor. Yani resmen başkalarının lafıyla ya da sözüyle hareket eden bir insan bu. Başkalarının yönlendirmesi üzerine hayatına şekil vermeye çalışan bir kişi bu. Siz bunu zamanında çok 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 uyarmışsınız ama sizi dinlememiş, size karşı böyle kulaklarını kapatmış gözüküyor. Kendini de biraz üstün görüyor sanki bu insan. Bak burada. Gördünüz mü? Kendini biraz böyle kral gibi, kraliçe gibi görüyor. Bak çevresinde de yılanlar var. Yılan var iki tane. Gördünüz mü? İkisi de kadın. Bunlar da onu çok kısıtlıyor. Yani engelliyor. Size bakmasını engelliyor. Sizinle iletişime geçmesini engelliyor. Ya sürekli bir engel var ortada çünkü. Siz bunun ne haltlar karıştırdığını bilmiyorsunuz. Biliyorsanız da eğer buna zaten mesafenizi koymuş gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi de şu anda kendisini boşlukta hissediyor. Sanki bir hatasından dolayı size karşı bir pişmanlığı olmuş. Fakat bu pişmanlığını dile getirmiyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bu kişi çok gözü yükseklerde bir insan. Yani siz çok şey istemiyorsunuz bu ilişkide veya bu birliktelikte. Karşı taraf o kadar çok böyle istekli, istekleri fazla olan, gözü yükseklerde olan bir insan ki resmen sizin yaptığınız iyilikleri görmemiş, yaptığınız iyilikleri hiçe saymış gözüküyor ve şu iki tane kadının baskısı altında kala kala o kadınlar bu insanı yönetmiş, yönlendirmiş gözüküyor. Siz elinizden geleni yapmışsınız ama bu kişinin şu anda geri dönüşünü bekliyorsunuz. Bu kişinin pişman olmasını bekliyorsunuz. Evet, pişmanlık var. Vicdan azabı da çekiyor. Zaten ettiklerini yaşıyor. Fakat size geri dönüş yapmayacak arkadaşlar. Çünkü gözü çok yükseklerde ve hayatına bir şekil vermek istiyor. Yani bu hayatında ya da yeni yaptığı planlarda böyle aklında sizi barındırmadığını görüyorum. Bak siz hala onu aklınızdan çıkaramamışsınız.
Hala onu düşünüyorsunuz. Bir şey yaparken de hala onu düşünerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok vicdan ve merhametli yaklaşmışsınız buna, fakat çok vicdan ve merhametiniz çok kötü bir şekilde çıkarları uğruna kullanmış gözüküyor. Yani çevrenizde bir kişi var, sizden hoşlanmasını belli edemeyen, cesaretsiz biraz, böyle içine kapanık, çok böyle saf niyetli, saf gönüllü bir kişi. Resmen bembeyaz yüzlü, biraz da böyle uzun boylu, sizden uzun olabilir arkadaşlar. Resmen size doğru bakıyor arkadaşlar. Yani siz aslında şu an bunu görmüyorsunuz veya bunun farkında değilsiniz. Fakat bu sizi çok düşünüyor şu anda. Yani sizin ruh halinizin değiştiğini, karakterinizin değiştiğini düşünüyor. Zamanında böyle size bazı konularda cesaret etmiş, yani sevgisini açmaya çalışmış ama açamamış hoşlandısını, sevgisini. Şu anda durgun gözüküyor ona baktığımda da. Yani sizden resmen böyle bir haber bekliyor. Yani sizin ilişkide olan sıkıntınızı biliyor sanki. Böyle size yaklaşmak istemiyor. Yaklaşırsam olmayacak gözüyle bakıyor. Cesaretini kaybetmiş size karşı. Zamanında çok cesaretliymiş ama şu anda cesaretini kaybetmiş. Bu kişi arkadaş çevrenizde olabilir. Bilginiz olsun. Ama arkadaşlar, sizin kaderiniz şu an beklediğiniz aklınızdaki kişiyle maalesef değil. Yani siz onu şu anda çok bekliyorsunuz. Belki çok yolunu gözlüyorsunuz ama o ihanet peşinde, o yalan peşinde koşmaktan ve kendi hayatında, kendi çevresindeki insanlarla uğraşmaktan maalesef size zaman bulamıyor, size fırsat bulamıyor arkadaşlar. Burada resmen bir kısmetiniz sizi bekliyor. Yani bunu düşünerek aslında onu da kaybediyorsunuz. Haberiniz yok. Onu da söylemiş olayım, bilgilendirmiş olayım. Hanede bir sağlık sıkıntısı olan kişi var. Biraz göğüs bölgesinde sanki daralmalar yaşıyor. Zaman zaman böyle yürüme problemleri yaşıyor olabilir. Bu kişinin bu sağlık sıkıntısı geçecek arkadaşlar. Yani siz tedirgin olmuşsunuz bu kişi hakkında. Bunun sağlık sıkıntısı geçiyor. Fakat kendi üzerinizde bir ağırlık olacak şu aralar. Kendi üzerinizde bir ağırlık, stres, stresin yoğun olduğu bir dönem geçireceksiniz. Bu da biraz tabii size sağlık problemleri yaratabilir. Mevsimsel sağlık geçişleri sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin, dikkatli olun diyorum arkadaşlar. Şu aralar hırs yaptığınızı görüyorum. Yani yalnız kaldığınız bir dönem resmen hırs yapıyorsunuz. Bakın burada aklınızdaki kişiyi nasıl sarmışlar, görüyor musunuz etrafını? Etrafını sanki üç yandan böyle sarmışlar. Yani onu bırakmıyorlar. O size her ne kadar gelmeye çalışsa da, adım atmaya çalışsa da onu bırakmıyorlar. Bırakmayacaklar da. Çünkü o üçüncü kişilerden hala kurtulamamış. Üçüncü kişileri hala böyle bir şeyi biliyor. İşte bana bunlar akıl veriyor. Bunları bana hayatı öğretiyor diye. Fakat siz buna hayatı öğretmişsiniz. Hayatın yanlışlarını, doğrularını göstermişsiniz. Fakat nankör gelmeye başlamış. Nankör çıkmaya başlamış ve maalesef bazı konularda da böyle ihanetini görmüşsünüz bu insanın. Evet. Tabağımızı bir dökelim. Evet, şöyle bakalım tabağımıza da. Arkadaşlar, durgun bir dönemden geçiyorsunuz. Durgun bir dönemin içerisindesiniz şu anda. Yani sizi tedirgin eden çok olay var. Sizin canınızı sıkan çok olay var. Çevrenizde de gördüğünüz şeylerden şu aralar biraz daha böyle etkileniyorsunuz ama kendinize çok sıkıntı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın, burada yavaş yavaş olsa da mucizeli haberleriniz yolda gözüküyor. Özellikle dilediğiniz dilekle alakalı. Bakın burada iki tane farklı dilekleriniz var. Bir tanesi iş konusunda, bir tanesi ilişki konusunda gözüküyor. Bu dilekleriniz olacak arkadaşlar. Çok mücadele etmişsiniz belki bazı konular için. Özellikle maddi konular için çok mücadele ettiğinizi görüyorum. Fakat hanenizdeki bu işlemin etkisinde veya hanenizdeki nazarın etkisinde çok kalıyorsunuz. Odaya girdiğinizde, yattığınızda ya da yatak odasında bu sıkıntıyı, bu ağırlığı üzerinizde hissettiğinizi görüyorum. Bunun için mutlaka bana danışın, yardımcı olmaya çalışırım. İki tane dileğinizin resmen böyle bir araya gelip olduğunu görüyorum. Bakın burada da. Şurada yavaş ilerliyor dönemler. Dileklerinizle özellikle alakalı şeyler yavaş ilerliyor.
Şurada da iki tane dizinizin birleştiğini görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki yaklaşık 3 ay içerisinde dilediğiniz dilekle alakalı, istediğiniz dilekle alakalı. Fakat bir tanesiyle ilgili adak adamısınız. Bir kan akıtmak özellikle olabilir. Bir tane adağınız var. Onu yapın. Çünkü ikisi de olacak gözüküyor. Tamam mı? İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Benden detaylı bakım, kişisel açılım yaptırmak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Açıklama kısmından da WhatsApp, Instagram gibi, Gmail gibi hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.